Merhaba, selamlar. İki tane yedi maçlık seri tamamladık. Şu an beni uykulu ve gözlerim böyle böyle bir tuhaf görüyorsanız sıkıntı bu maçlardan. Onlar atabilirsiniz suçu. <laughs> Neyse ki bitti sonunda. iki tane yedi maçlık seri tamamladık. gerçekten hani dün de dün ve ondan önceki günkü yayınlar, canlı yayınlar, maç yorumu üstüne diğer eksik maçları izle. Yetiştir videoya gel falan derken yani şu an gerçekten çok gözlerim hayat dolu bakmıyor olabilir şimdiden kusura bakmayın hatta bu hatırlatmaya beraber bir de şunu söyleyeyim ee, biliyorum sizden çok yorum geliyor bu konuda hatta yakın çevremden de bununla ilgili öneriler geliyor ee, videolara biraz görüntü koysam biraz daha hareketli olsa müzik mi eklesek şöyle mi olsa böyle mi olsa evet katılıyorum size çok güzel öneriler hepsi de ileride yap yapmak için zaten benim bir köşemde yazılı olan, notlarımda yazılı olan şeyler ama şu anda anca ben video yetiştirebiliyorum. Yani o yüzden şu an size tek sunabileceğim aklımdan geçenler, maçlardan çıkardığım analizler ve bu analizlere bağlı e, kendi yorumlarım. O yüzden şimdi kusura bakmayın. Ha şu da çok geliyor abi lütfen işte yanında birini mi alsan e, bizim zaten normalde ikili oyun podcastimiz var e, ekip olarak eğer bizi ekip olarak dinlemek istiyorsanız ikili oyun podcastlerini Dinleyebilirsiniz. Evet, şu anda yeni bölümler gelmiyor ama bir noktada gelecektir. Zaten yeni sezonla beraber oraya yeniden gazlarız diye düşünüyorum. O yüzden hani evet önerinizi dikkate alıyorum ama şimdilik elimden gelen bu kadar. Belki ileride daha çok abonemiz olur, daha çok destek alırız. Belki sponsorumuz olur. Belki de prodüksiyona geçeriz. Yani neden olmasın? Keşke olsa bunlarda deyip batı playofflarına geçiyorum. Doğu ile ilgili yorumları yapmıştık. Doğa eşleşmeleri iyi başladı şimdi oraya çok girmeyeceğim ama hemen minicik bir hatırlatma Milwaukee Bucks Miami serisi muazzam bir seri oluyor. E, onu izlemenizi öneririm eğer hani NBA'de biraz maç seçerek izliyorsanız şu aralar e, playoff'lar da olsa hepsine yetişemeyebilirsiniz o seriyi izleyin derim. Deyip batıya geçelim e, isterseniz da Clippers Denver eşleşmesiyle başlayalım. Clippers Denver eşleşmesini iki takımı da aslında geçtikleri seriler üzerinden biraz değerlendireceğim böylece hani hem geçmişe dönük hem iki seriye ufaktan dokunacağız çok detaya girmeden biraz da hani seri ne olur bundan sonraki Clippers Denver serisi ne olur ona bakacağız şimdi bir yandan da tabii ben notları ve sesleri açıyorum buradan size birkaç örnek vermek için şimdi mesela Denver serisiyle ilgili öncelikle şunu söylemem lazım birçokları için çok heyecanlı bir seri oldu evet hepimiz heyecanlandık güzel bir seriydi ama bu seri hani şey gibi Şöyle bir örnek verebilirim buna. Ee, güzel bir aksiyon filmi serisi izledik aslında. Yani çok iyi bir aksiyon filmi. Çok bir derinliği yok. Güzel efektler var. Yer yer hatta yönetmen yeşil perde kullanmaktan kaçmış. Practical efekt kullanmış. Daha da iyi gözüksün diye. İşte o da iyi gözükenler Cemal Möril ve Donovan Mitchell'dı. O iki iyi gözüken aslında iki takımın da bütün kötü gözükebilecek yönlerini böyle halının altına süpürdüler bir yönetmen başarısı güzel bir film ortaya çıkardı ikisi de. Öncelikle onlara teşekkür etmek lazım. Gerçekten hani bu kadar psikolojisi zor bir ortamda, konsantrasyonu, mental seviyesi zor bir ortamda 7. maça kadar çok iyi getirdiler. Hele de Denver 3-1'den seriyi 4-3'e getirdi. Orada son özellikle son 2-3 maçta yok içi de tekrar bu yardımcı rollerde iyi bir parça olarak gördük ki aslında yok iyi bir parça değil. Bir e, seri değiştirici, artık bir oyun değiştirici, süperstar kimliğini daha çok ortaya koyması gereken ve koyunu neler yapabildiğini gösterecek bir oyuncu haline geldiğini bize son maçta gösterdi. Bu seride tabii konuşacak çok şey var ama Clippers tarafına göre biraz Denver'ı ve e, Utah Utah'a çıksaydı zaten onu da planlamıştım konuşmaya ama iki takım üzerinden e, biraz Clippers eşleşmesine geçeceğim minik minik. Şimdi Denver'ın Utah karşısındaki, e, evet Cemal Murray üzerinden Özellikle de Gober'in zayıf olabileceği pik noktalarında e, çok iyi ataklar yapıp Cemal Bör'ün ekstra yüzdesiyle çok iyi sonuçlar aldılar. Ama savunma tarafı Denver'ın e, inanılmaz denge. Hatta şöyle bir takım yani savunma takımı olması için aslında bu sene çok iyi bir devrim yaptı savunmada. Arka alan baskısını arttırdı. İş yok içe kalmadan topa baskı, pas arası, hızlı hücum şansı yakalamak için buradaki denklemleri devamlı değiştirmeye çalıştılar. Ama bir noktada Gereris sakatlandı. Will Barton devreden çıktı ki Will Barton'ın savunma katkısı tartışılır. Ee, diğer oyuncular e, işte Porter Jr. geldi o daha savunmalarak çok bir şey veremiyor. Böyle olunca Denver'da e, Utah'da Boyan da devreden çıktı burada ki Boyan aslında Switch eşleşmesinde yer yer savunmada çok faydalı olan bir oyuncuydu. O da devreden çıktı. E, kısalarında kısaların da zaten Utah tarafında savunma dengesi tartışılıyor. Hep bu e, ivmeyle gelen bir yapısı var onların hep derim yani Aralık Ocak yuta mevsimdir. Daha önce izlememek lazım Utah. Şaka bir yana bu olunca seri şuna döndü. Yani biz iki takım da biz savunmayla bu seriyi değiştiremeyeceğiz. O zaman hücumlar çarpışacak. Ama bu hücumlar çarpışırken de maçın işte kılaç anları geldiğinde, uzatmalara kaldığında artık oyuncuların tükendiği anlarda yapılacak maksimum savunmayla biz bunu ne kadar yavaşla, yavaşlatabiliriz? Rakibe ne kadar hücumlara takos koyabiliriz. Ne kadar e, kolumuzu bacağımızı sokup onlara çerme takabiliriz. Bunu hedeflediler ve bunu birazcık daha başaran seriyi aldı. O da Denver oldu. Peki Denver için Clippers'ı geçmek ...bunlarla yeterli mi? Yani elindeki bu minicik bir savunma pırıltısıyla e, Utah'ın işte özellikle de e, devamlı Denver'ın pick and roll savunmasına yaptığı ataklarda ki burada aslında Quinn Snyder'da minik parantez açıp yer yer eleştirsem de seri boyunca bazı tercihleri konusunda bunu takdir etmem lazım. Double pick'te Porter'ı ve özellikle de Jokic'i devamlı çekip hatta çemberden izo uzak, uzaklaştırıp hatta orada bazen Jeremy Grant'i de tepeye çekip iyice kafasını karıştırdı Denver savunmasının. Denver savunması zaten pick and roll'de ne yapacağını devamlı karıştıran bir takım. ...ve oradan çok iyi sonuç üretti... ...şimdi bu taraf... Utah'ın bu ürettiklerini Clippers üretebilir mi? ...daha rahat üretebilir... ...yani evet formsuz bir Paul George izledik... ...yer yer... ...oyunda çok takılmayan ama zamanı gelince... ...alıştığımız üzere bir kava izledik... ...işin içine... ...Reggie Jackson yer yer girecek... ...Marcus Morris girecek... ...şimdi bunlar devreye girdiklerinde... ...zaten sağa solu oynayan bir yerinden tutsanız bir tarafı elinizde kalan Denver savunmasına ne kadar dayanabilecek? Büyük soru işareti. İkinci konu. Boyalı alan üretimi. E, Utah zaten e, en büyük avantajı boyalı alandan Denver'ı uzak tutmakta. Ama bunu şöyle düşünmeyin. ya yani boyalı alan deyince hani oraya girelim. Hep tek birebir de bir oyuncu drive etsin, bitirsin ya da devamlı yok içe indirelim, atsın tarzı bir şeyden bahsetmiyorum. Denver'ın üretimleri yok iç üzerinden Dirsekteki oyunlar yani Boyalan'ın üst kısmı, high post dediğimiz bölgeden, köşesinden. E, Cemal Möri ile, Gereeris'te, işte ile, Porter Junior başlayan toplu, topsuz, handoff üzerinden ki handoff şu an büyük bir trend NBA'de de. Bunlar üzerinden başlayan ve özellikle de topsuz oyunla çok şekillenen, ki yok için asistlerin ortaya çıktığı, esas asistlerin değerli olduğu, sağ vizyonun değerli olduğu nokta. Buradan hiç üretim şansı vermedi Utah. Yani Denver'ın o boyalı olan üretimini mahvetti. Zaten maçlara dikkatli bakarsanız artık iş Denver tarafında bire bire kaldığında zaten 3-1'e geldi. Orada çok sorun çıktı. Mike Malone zaten artık o noktadaydı ki yok hiç atmalısın. Yani ve ben 5'te değişiklik yapacağım. Şimdi birazdan oraya da geleceğim o değişikliklere. Ve atmalısın. Attığı zaman zaten seri dönmeye başladı. Cemal Murray'nin Murray tek başına üretimi yetmeyecekti. E peki Denver, Utah'ın yaptırtmadığı bu topsuz oyunları, backdoor oyunlarını, dirsek oyunlarını, burada kendi offları, pick oyunlarını Clippers'a karşı yapabilir mi? Şimdi bu, bu seride benim hep aklımdaki sorular bunlar bir sonuç tahmini yapmak için. Daha zor. Çünkü evet Paul George birebir savunmada yer yer sarsıldığını görebilirsiniz Paul George'un ama Paul George'un topsuz savunmadaki dinay yeteneği çok yüksek. Yani size istemediği zaman top aldırmayacaktır. Kavay keza öyle. Beverly zaten oynayacaksa ki son durumu hakkında bakmadım henüz ama Beverly döndüğünde zaten o da daha da baskı bir savunma yaratacak. Reggie Jackson hiç fena iş çıkarmıyor. O yüzden Denver'ın burada da işi zor. Yani Denver'ın Clippers'a karşı Utah'a Utah yaptığı gibi inanılmaz yüzleri üçlük. Yüzde 45-50'leri bulan bir üçlük ki ben bir önceki seride 38-40 civarının Utah'ın durumuna göre hani bu kadar yüksek bir üretim be çıkarabileceklerini düşünmüyordum. Yani seeding görüntülerinden dolayı. E, özellikle de o 8 maç içerisinde verdiklerinden görüntüden dolayı düşünmüyordum. Ama e, Utah da çok üretince Denver'ın bu %40'lar falan yetmedi. %50'leri falan görmesi şart hale geldi. Bunu Clippers'a karşı yapabilirler mi? Biraz zor. Tabi burada biraz markmana Malone'a değineceğim. Denver tarafından bahsederken. Ee, özellikle de Tony Cray ve işte Porter Junior'ı 5'ten çıkartıp işte Morris Morris'le oraya Grant eklemesi, Grant üzerinden bir savunma yaratması, özellikle de e, Donovan Mitchell üzerine e, Morris Morris'le beraber kanlı savunmaya çalışması. Bunlar hep birebir çözümlerdi. Yani Denver'ın asıl sorunu ise e, daha komplike takım savunmasında. Yani ne zamanki birebir eksildiğinde yardım ne kadar hızlı gelecek, nasıl gelecek? Köşe yardımı geldikten sonra nasıl hızlı recover edecek? Yani yerine geri dönecek. Köşe şutunu engelleyecek. Tepe şutunu engelleyecek. Yok için mesela yer yer dikkat ettiyseniz çok iyi savunma karşı hücum karşısında kaldığını görmüşsünüzdür. Buralarda iyi işler çıkardı. Ama bunu da bütün maça yayamıyor. Yani çok kısıtlı belli anlar. Belki 3 pozisyon belki 5 pozisyon. Şimdi Clippers'a karşı 3 pozisyon 5 pozisyon kurtarır mı? bir maç kurtarır. Yani Denver'ın alacağı o bir maçı kurtarır. Ama bunu serinin geneline yok içeebilir mi? Şu anda çok zor. E burada bir alternatif var mı savunma için? Planlı hmm, çok zor. Yani e, kısalabiliyorlar mı? Belki Millsap ama Millsap de o kadar güçlü değil. E, oraya daha güçlü bir oyuncu lazım. Belki işte PJ Tucker gibi hep o örneği veriyorum ama PJ Tucker gerçekten büyük bir joker. Yani Draymond Green gibi oraya biraz daha güçlü, kalıplı biri lazım. E da elinde olmadığı için yok hiç e, çift taraflı tükenmeye başlıyor. Şimdi burada Clippers'a geçelim. Yani e, ha geçmeden önce bir de şunu ekleyeceğim ve bunlardan dolayı e, yok hiç dışarı itildikçe, içeride zorlandıkça ya da içerideki gücünü korumak için boyalı alan üretimdeki tek başına kaldı artık orada Cemal Murray ile beraber ikisi atak edebildiler. Başka kimse doğru üretim yapamadı çok yoruldu ve boyalı alan üretimi Denver'ın çakıldı. Yani kazandıkları maçlarda bile boyalı alan sayılarında Utah'a yenildiler. Peki boyalı alan sayıları niye önemli? İşte üçlük yüzdenizden dolayı. Yani üçlük yüzdeniz iyi olduğu için tutundu Denver. Eğer olmasaydı boyalı alan üretiminde düşük kalacağı için seri Utah tarafına daha erken bitebilirdi. Ama çok iyi şut soktular. Peki işte şimdi burada Clippers'a geçelim Clippers'a karşı boyalan üretimi Denver'ın artar mı ya Clippers Denver'ın boyalan üretimini arttırmasına izin verir mi Burada aslında Clippers'la ilgili ufak tefak kararsızlıklar dengesizlikler var Yani aslında Clippers e, potansiyel savunmasını çok göstermiyor O potansiyel savunmasına ulaşması için de e, Arka alanın yine iyi yapması lazım Çünkü şunu da fark ediyor Dark Rivers yani takımın Clippers'ın maçın belli anlarını çok hızlı oynadığını görüyorsunuz. Bu bölümlerde inanılmaz hızlı fast breakler çıkıp inanılmaz hızlı geçiş hücumları yaratıp top dolaşımını başlatabiliyorlar. Çünkü yarı sahada hep bire bire kalıyorlar. Denver'a karşı da bunu yapmaları daha kolay. Ee, çünkü birazcık baskı artarsa Utah'ın yaptığı gibi buradaki top kayıplarını kaşırlarsa bu üretimlerini zaten Utah'tan daha iyi kısıtlayabilirler. Bütün kararsızlıklarına, bütün hatalarına rağmen Clippers için konuşuyorum. İşler bir anda e, Clippers için çok rahat hale gelebilir. Şimdi Clippers tarafında bir de şuna değinmemiz lazım. E, Dallas serisi üzerinden biraz daha onu anlatacağım. E, Clippers'ın ana sorunu da aslında rakibin uzunlar üzerine üretmesi değil. Zaten hani e, Dallas uzunluğuyla ya da işte bilmem nesiyle üretip parçalamadı. Porzingis de sonuçta evet uzun gözükse de sağdaki tek uzun olduğu anlarda bile aslında bir dış oyuncu gibi oynuyor. Yüzü dönük oynamaya çalışıyor topu yere vurmadan biraz daha işte Durant tarzı kısa orta mesafe bulmaya ya da yüzleri üçlük bulmaya çalışıyor. Onun tarafı zaten Zubac var. Zubac senin hani mükemmel bir savunmacı mı? Yok. Hani Jokic'e karşı Gober kadar iyi direnebilir mi ki? Yani Gober'in hani iyi direnmesine rağmen Jokic'i komple düşürebildiği bir maç var. Geri kalan maçlarda Jokic çok iyi oynadı. Ha yüzdesiz de şut attı ama boyalı alanda yine iyi iş çıkardı. Neredeyse Denver'ın boyalan üretimini tek başına üstlendi. Çünkü orada da çok yıprandı yok hiç. Creepers tarafında peki buradaki ekstrayı yani e, boyalan üretimini engelledi diyelim. Savunmada peki Denver'a karşı Denver savunmasına karşı ki düşük olduğunu söylememe rağmen onların ekmeğine yağ sürmeyecek şekilde oynayabilecekler mi? Yani yavaşlamadan. Şimdi Utah'a bakarsanız Utah e, yarı sahada daha çok oynamış gibi gözükebilir ama çok fazla geçiş yarattı. Yarı sahada hep hareketli kaldı. Mesela İngiliz bunu çok iyi yapar. Yani topu aldır almaz drive'a başlayıp birçok pozisyonda ekstra yarattı. Yani ilk asistçi olmasa da İngiliz ikinci üretime çok katkı sağladı. E burada yine keza işte e, Donovan Mitchell top onda kaldığında kanlı yokken topu çok iyi yönlendirdi. Yine asist asistselerine Dikkat etmeniz şart değil. Topun bütün dolaşımı Mitchell üzerinden başladığı için daha sonrasındaki katlarda mesela işte topu verdi, kendi kat etti. Kendi kat ettikten sonra spacing ona göre değiştiği için topu istediği yerde geri alabildi. E bu da nasıl oldu? Yine diğer tarafta iyi bir pasör var çünkü İngiliz var. İşte bundan bahsediyorum. Yani top dolaşımını yapabilecek iyi bir takım olunca Utah, Denver bunu savunmakta çok zorlandı. Clippers bunu yapabilecek mi? Şimdi işte Denver savunması burada biraz avantaj sağlayabilir. Eğer Clippers yavaş kalırsa hızlı hücum geçiş hücum yerine yarı sahada ya biz birebirimize bakalım çok yormayın bizi gibi bir şey girerlerse işte Dallas karşısında düştükleri hataya düşerler. Dallas bunu çok iyi değerlendirdi. Hem Dallas'ın çember savunmasındaki zayıflıklar böylece biraz daha azaldı. Porzingis'in orada kendi hani, çoğu maçı kaçırdı ama oynadığı maçlarda oradaki yumuşaklığı kapandı dışa çekilse bile oradaki yavaşlıktan işte arka tarafı Kleber kapattı ve bunun sayesinde Doncic'in de iyi bir reboundçı olması ve iyi takibi sayesinde çok rahat geçiş hücumları yarattı Dallas. Denver pardon, Dallas üzerinde Doncic o kadar rahat çembere gitti. Hem birebirlerde hem geçişlerde. Ve Clippers hücumlarının bu hatası Dallas'a savunmada Yağ sürdü ekmeğine hop getirdi onu hücumda da daha rahat hücum üretmesi neden oldu. Bunu Denver'da yapabilir. Çünkü evet e, Doncic, Porzingis de sakat olduğu için Doncic dışında gerçekten Dallas'ın net bir üreticisi yoktu. Tim Hardaway'i sayamıyorum kusura bakmayın. E, ama Denver'ın olacak. Yani Cemal Murray olacak. Yer Yer Porter olacak. Yer Yer Gereris e, sayamam ama Grant olacak. Yer yerde, yer yer değil zaten çoğunda da yok hiç olacak. Şimdi bu kadar üretim şansı varken Denver'ın Clippers'ın işte bu hücumu oynamaması lazım. Belki de Kavay'ın daha çok drive and kick yaptığı yani drive üzerinden şutları buldu. Paul George'un daha fazla hareketlilikle daha net şutlar bulmaya çalıştığı biraz daha boyalı alana daha fazla atak ettikleri pozisyonlara ihtiyaçları var. Bunlar işte bu serinin dengesini oluşturacak e, detaylar. Peki biraz koçlara bakarsak burada hani Mike Malone başka bir şey değiştirebilir mi Denver tarafında? Şimdi geri iyileşti. Geri erisi devreye soktu ama burada bir hata yapıyor. Geri bu kadar top kullanmaması lazım. Zaten sezonda da çok istikrarsız atıyordu. Özellikle serinin 7. maçında çok büyük zarar verdi Denver'a. Belki de onun atacağı topları e, diğer üçlü dörtlü işte Grant, Jokic, Murray... E, işte Porter dörtlüsü paylaşsaydı daha iyi bir sonuç çıkabilirdi. Biraz onu yutahta istedi. Onun elinde kitledi topu. Okey kabul ediyorum ama yine de bunu Denver'ın dikkat etmesi lazımdı. Mike Malone 5 değişikliklerini iyi yaptı. Gererisi savunmayı iyi adapte etti. Ondan fayda aldı ama hücum tarafındaki dengesini kuramadı. Burada şimdi eli biraz daha kısıtlı. Yani Kava'yı savunmak için Grant'i devreye sokacak muhtemelen. İşte Paul George için Gererisi devreye sokacak. Porter'ı kullanmak isteyecek ama onun savunması çok dertli. Nasıl onu kullanabilir bilmiyorum. Biraz burada Millsap önemli. Millsap biraz daha hep Denver'ın arkadaki kahramanı gibi kaldı ama Millsap'in şu özelliğini unutmayalım. Özellikle de köşelerdeki oyunculara yardıma gitmekte iyi bir oyuncudur. Eğer onu Clippers boyalanarak atak edip biraz uzaklaştırmazsa üçlük tarafından çok fazla yardım getirip Millsap'ten katkı alabilirler. Bunlara dikkat edecektir. Ha, Dark Rivers bu kadar dikkat ediyor mu? Dark Rivers de aslında biraz takımına uymuş durumda. ben açıkçası kızgınım da. Şuna da değinmem lazım. Yani Marcus Morris'in yaptıkları olacak iş değil. Yani çıktı. Donç için ayağına bastı. Hadi diyelim bilerek basmadı. Hadi diyelim. Ben yani inanmıyorum ama. Ben de Donç gibiyim. Yani o inanmak istiyordu. Ben inanmıyorum. Çünkü dikkat ederseniz arka açıdan baktığınızda sol ayağınız sola açıyor. Ya şimdi böyle koşan biri yani koşu, koşu açısı belli olan biri neden vücuduyla dönmek yerine yani savunma yapacaksa bak toplu oyuncuya baskı yapmaya gidiyor değil mi? Doncic gördü topu alacak, durdurması lazım. Baskı yapmaya gidiyor. Neden bütün vücudunu döndürmez de sadece sol ayağını sola doğru kaydır. Bunu tartışacak bir yönü yok. Yani biraz da Koç içgüdülerimle buna inanıyorum ki yani bilerek bastı. Zaten üzerinde ertesi maçta kafasına vurdu Doncic'in. Üzerine Dark Rivers çıkıp sıvadı çok güzel işte yok Morris olduğu için far aldı da bilmem ne yok kolu devam işte kolunun devamında çarptı isteyerek vurmadı falan gibi bir şeyler zırvaladı. Valla biraz Dark Rivers'ı ben açıkçası sevmeme rağmen kızgınım yani takımına uyuyor coachingi de takımı gibi düşünerek yapıyor. Yani onlar gibi bekliyor yani 3 üç, üç, çeyrek Dark Rivers da oturuyor. Dördüncü çeyrekte herkes hadi bak a ha, oynuyoruz biz Clippers'ız fena takım bir ha falan gibi bir gaza geliyorlar. Burada da takdir ediyorum evet hani şunu da söylemem lazım yani Dark Rivers elindekilerle bir bütün yaratamıyor ama o tek parçayla ya da bir iki parçayı kritik anlarda bir araya getirip işte hemen bir kavaya uygun bir pik oyunu Paul George'a yaratabileceği bir üçlük böyle biraz daha e, oyun hamuruna çevirmiş gibi ve sonunda oynuyor onu. böyle bir kısmıyla oynuyor birazını bırakıyor. Çok sevdiğim tarz bir coaching değil bu açıkçası. Ben daha Spostra, Brad Stevens tarzı oyunu çok versatile yani çok daha değişkenlere açık. Bütün savunma opsiyonlarına açık, bütün hücum opsiyonlarına açık. Takımın yumruk yediğinde ikinci yumruk gelirken kafasını nereye çevireceğini, kaçıracağını bilen bir oyun tarzını seviyorum. Maalesef Dark Rivers ve Creepers böyle değil. İşte Denver'ın da bir avantajı da burada var. Eğer ki Mike Malone biraz dikkatli olur. Dark Rivers'ın yaptığı bu ıı, tahmin edilebilir. Özellikle son periyotta ıı, Oyun kavayın üstüne yığıldığı için söylüyorum bunu. Bunları tahmin edebilir. Bunlar üzerine baskı oluşturabilir. Biraz savunmayı gazlayabilirse ki. Son ıı, mola konuşmalarında Mike Malone neredeyse tamamı şöyleydi. It's, it's all about defense. Her şey savunmayla ilgili. Her şey savunmayla ilgili takımın böyle kafasına vurdu. Yani yeter artık yapın yani lanet olsun. İşte burada onu biraz yapıp Kavaya'yı da biraz yorgun sokabilirse 4. periyoda zaten Paul George'un dalma ihtimali yüksek. Dallas gibi iki maç koparma şansı yüksek olabilir. Ama seri gelir mi? Evet orada çok olumlu konuşamayacağım. Maalesef hani seri gelir ya da Denver Clippers inanılmaz zorlar gibi bir şeye çok giremiyorum. Ee, Gün sonunda Burada yine biraz zar atmak olur. Ama ben bütün bu değişkenler olursa... Çünkü bunlar gezegenlerin bir araya gelmesi gibi. Eğer yani bütün gezegenler bir araya gelir. Paul George ekstradan kendi bunalımıyla beraber ki açıklaması işte çok strese girdiği birazcık an anksiyetesinin arttığı yönünde. Ki ben bunu anlayışla karşılıyorum. Yalan söylediğini de düşünmüyorum ama Oyuncular bu herkes için geçerli. Yani Denver tarafında da var bu muhtemelen. Özellikle de Denver-Utah maçının 7 maçı izle, izlediyseniz görmüşsünüzdür. Artık ayakta duramıyordu kimse. Hani mental olarak bittiler, fizik olarak da bittiler. İşte bu noktada Clippers'ın bir avantajı daha ortaya çıkıyor. Fizik olarak dinlenmiş durumdalar. Ama bunu e, dinlenmeyi maç içinde sürdürmemiz lazım. Çünkü bütün bubble'da şunu gördük. Lakers da bunu yaptı. Houston da bunu yaptı. Birazdan o seriye geçeceğiz. Başka takımlar da yaptı. Miami yaptı. Boston yaptı. Maça hızlı girmek. Rakibinizi yorarak girmek. Rakibinizi yıpratarak girmek çok önemli. Çünkü sezondaki kadar normal bir seyircili maçtaki kadar bir, bir süreç olmuyor. Çabuk yıpranıyorlar. Özellikle de yaşlı oyuncular varsa. Bunlara, bunlar çok çabuk yıpranıyor. Oyundan düşebiliyor. Sonra da mental olarak geri dönemiyorlar. Çok hızlı başlamanız lazım, parçalayarak başlamanız lazım. Burada iki takım da bence ilk maçta bunu bir deneyecek. Hele de Denver'ın ben ilk maçı çok zorlayacağını düşünüyorum bir açıdan. Ama bir açıdan şunu da düşünebilir Mike Malone. Ya biz dinlenemedik, İlk maçı biraz daha röntgede geçirelim, ikinci maçı inanılmaz yüklenelim Bir düşünüyor olabilir. Bu da bir stratejidir ama ilk maçtan Clippers üzerinde yaratılacak bir mental e, üstünlükte en azından maçın belki kazanamasa bile belli aşamalarında bu üstünlüğü alabilir. Denver için faydalı olacak ama günün sonunda geleceğimiz nokta e, iki tarafı da tarttık. İki tarafında hatalarını, coaching e, görüşlerini değerlendirdiğimizde ben 4-2 Clippers diyeceğim. Hani çok burada e, bir sürprizim yine yok açıkçası. Miami Bucks serisi sürpriz gibi konuşuluyor ama bence o da sürpriz değil ama neyse onu zaten sonra konuşacağız. Deyip e, bu seriyle ilgili başka ekleyeceğim bir şey var Hemen bir notlarıma tekrar bakıyorum. Son bir Donovan Mitchell'ı öveceğim. Donovan Mitchell da 7. E, maçın başına çok kötü başladı. Hatta biz canlı yorumda maçı izlerken e, seyircilerle beraber bir şey olduk böyle hani bıraktı gidiyor mu yani yoksa hani gerek yok artık ben playoff'a mı devam etmeyeceğim diyor gibi bir hal vardı. Ama gördük ki bu tamamen mental ve fiziksel bir çöküş yaşadı yani ilk çeyrekte. Sonra inanılmaz geri döndü. Mitchell'ı ben özellikle de bu dönüşü için takdir ediyorum. Yani attığı 50 sayılar işte 30 küsür sayı ortalaması bir kenara. Gerçekten Donovan Mitchell hep böyle biraz daha ileri gidebilir mi dediğimiz anda bir adım daha koydu üstüne. Bir adım daha koydu. Bir adım daha koydu. Şimdi Utah'ın karar vermesi gereken artık hani Donald Mitchell'ın gerçekten top baskın. Biraz daha belki Sans Booker hep o örneği veriyorum ama çok iyi çalıştığı için de veriyorum. Booker'daki gibi biraz daha topa daha hakim e, yeri geldiğinde hat, yani topu yönlendirmeyi de paylaşmayı da onunla başlatacak bir yapıya geçmesi gerekecek. Mental seviyesi her geçen gün artıyor. Bu onun için çok iyi bir kırılımdı. Bu 7 maç kaybetmesine rağmen bence Donald Mitchell için çok iyi bir kırılımdı. Seneye çok daha iyi bir Donald Mitchell geliyor diyebilirim. Evet buradan e, sonunda biten başka bir 7 maç serisi ve Lakers'ın 5. E, maçta bitirdiği Portland serisi yatarak geldiği, dinlenerek geldiği Lakers-Houston serisine geçelim. houston Rockets ve birazcık oklamadan bahsedeceğim. Özellikle ben çok kızgınım. Yani iki takıma da e, aşırı kızgınım. İşte bu seri 7. maça gitmesine rağmen herhalde izlediğim e, en kötü, en sıkıcı, en dandik. Yani tabiri caizse dandik kötü. Kötü basketbolun. Kötü e, saha içindeki kötü her her şey kötü. Milletin yumurtalıklarına vuruyorlar devamlı itiraz ediliyor. Neye itiraz ediliyor belli değil. Çalışlara gidiliyor. Çalışlarda hep hata var. Her faale itiraz ediliyor. Hakemler zaten dağılmış durumda. Hakemler ne yapıyor belli değil. Koçlar oyuna bir hakimler bir değiller. Biri Danavın ne yapıyor bilmiyor. Kendi de farkında değil. Tamam ben hayır alamet e, araba bitmesine az kalmış da benzin almaya gitmeden önce ulan, bakalım araba ne kadar daha gider bak yolda kalırsak da kalırız diyen böyle dandik aile babası gibi yönettiler yani takımlarını yer yer. İkisi, de, ikisi için de söyleyebilirim bunu. Gerçekten berbat bir seriydi. Yedinci maça gitmesine rağmen bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Neden berbat bir seriydi peki? Yani kötü oynadıkları için mi? Sadece evet kötü oynadıkları için. Çünkü yani Harden ciddi bir skor üretimi yapsa da berbat bir üçlük yüzdesiyle oynadı. Rezalet bir üçlük yüzdesiyle oynadı. Yani bu üçlük yüzdesiyle Lakers'a karşı falan direnmeleri imkansız. Lakers savunmasına karşı zaten üretmeleri ve direnmeleri imkansız. Burada çok büyük sıkıntı yaşayacaklar. Yani şimdi bakıyorum tekrar %31 atlayacağım Sard'ın. Son, son maça zaten hiç girmiyorum. Son maçta iyice berbattı. Hücum sistemlerinde hiçbir e, farklılık bir değiştirme en azından maç içinde bir e, stratejiye bağlı bak stratejiden çıkarak da değil. Hani komple yepyeni bir şey yapsınlar demiyorum ama koçların artık maçın tıkandığı anda bir farklılık yaratabilecek hiçbir hamlesi olmadı. Ya bu şey de değil sadece. Bakın hani işte Houston mesela şunu denedi. Son maç tıkandı ya da önceki maçlar tıkandığında. Hemen işte ya pick and roll unuttuk dur pick and roll yapalım. işte köşede şut şutları beslemeyi unuttuk dur ona geçelim. Biraz hızlı oynayalım. İşte Harden'ı Harden'dan biraz top çıksın ki bunu yapmadılar keşke yapsalardı. Hard'ını biraz daha şutör keçen e, e, şutör şüt, gibi kullanalım. Yok hiç. Ona da girmediler. Hep böyle bir yarım çözüm, yarım ağzı çözüm. Hep böyle ana starların dışındaki oyunculardan ekstra bir şey bekleme. Ki bu oklamada daha fazlaydı. İşte Dort olayına geleceğim birazdan. O yüzden maçlar böyle bir yarım ağızlı oynandı. Ha burada şeyi ayırabilirim tabi. Houston 2-0'a geçti. Üçüncü maç bence kırılma anı. Yani i̇lk iki maç gerçekten Houston bence rahat aldı. Yani burada Houston'ın maçları bu seviyede götürmesi bana biraz şey gibi geldi. Yani 2-0 oldu. Zaten işte 15'er 15'er sayılar yaklaşık 13-15 sayı farklar aldılar maçları. E dedim hani buradan artık muhtemelen dönmeyecek. Üçüncü maç zaten 3-0 olabilecek bir maçtı. Yani yine Houston verdi bu maçı. Son 30-40 senedeki berbat bir anlık savunma düşüşü Hazun kaçırdığı bir far uzatma derken iş bitti. Mental olarak kaldıramadılar. Çünkü maçı aldıklarını düşünüyorlardı. Peki burada ne oldu? 6 maç içerisinde Oklama'nın işte bu 2-0 daha sonraki 2-1, 2-2 kısmı hep Houston'ın verdiği maçlar. Houston'ın ikram ettiği maçlar oldu. Oklama'nın o berbat hücumuna. Son maçta da Oklama dedi ki tamam abi sen bana seriyi verdin de ben istemiyorum. Al senin olsun deyip bu sefer de Oklahoma maçı hediye etti. Gerçekten çok sıkıcıydı. Yani takımların birbirinden çaldığı maçlar yerine aldığı maçlar yerine hep böyle ikram gördük. Ya işte sen bana şura getirdin dur ben sana baklava vereyim. Ben sen bana işte kadın budu getirdin dur ben sana türlü yaptım akşam onu vereyim falan. Gerçekten çok tatsızdı. Ee, burada pek koçlar ne yapabilirdi? Şimdi diyeceksiniz ki Tancan hocam anlatıyorsun da e ne yapacak bu koçlar? Ne yapacak? Mesela Billy Donovan'dan ben şunu bekledim. Elinde Galinari var. Stephen Adams kitlenmiş. Sen Stephen Adams'ı Gober gibi kullanamıyorsun. Yani Gober'i Quinn Snyder e, öyle bir kullandı ki maçlarda. Çembere yakın üretimini maksimize etti. Evet savunmasını çok iyi kullandırtmadı. Çünkü yok hiç hep dışarıdaydı. Yok hiç dışarı çektikçe onu, onun çember boyalan savunmasını kullanamadılar ama onu birebirle kapattı Utah diğer oyuncular üzerinde. E burada sen Adams'ı kullanamıyorsun. Hareketlerini kullanamıyorsun. Hareketli değil zaten. Ama bir doğru düzgün pick and roll çalıştıramıyorsun. Çünkü Utah'nın o yoğun savunması. Covington, Tucker, House, işte Gordon bunlar boğulduğu zaman seni içeride hareket ettiremiyorsun Adams'ı. E koy abicim Galinari. Yani Galinari böyle oynadı da. Dark Rivers Clippers'teyken ondan bu verimi aldı. Onu 5 savunmasına çekti. Bak direkt 5 oynatman da şart değil. 5 savunmasına çekti. Tek 5 oynattı. Hücumda boyalanana yakın koyup oradan içeriden dışarı oyun oynamasını sağladı. Bunu sırtı dönük de yaptırtmamalısın. Çünkü onu da gördük. Danav'ın Galinari o kadar bilmiyordu ki nasıl kullanacağını. Hani 6. maçı Galinari kendi başına ya ben alabilirim bu maçı artık verin de biraz skor üreteyim deyip atıp aldı yani. Tam o maç için Chris oluyoruz veriyoruz ama o maç Galinari çok iyi oynadı. Chris da birazdan geleceğim. Yani Galinari kullanamadı. Kullanamadıkça onu o da gidip kendisi posta top almaya çalışır. Sıkıştırma yedi. Kötü paslar vesaire iyice saçmaladı. Bir türlü oyuna giremedi. Donovan burada hiçbir yaratıcılık sergilemedi açıkçası. Yani tek medet şey e, Chris Paul oynasın. Chris Paul oynadıktan sonra işte şey Gilgis'e gelirse o bir şeyler yapar ki e, bence Chris Paul yüzünden özellikle ilk iki maç ve diğer Houston'ın kazandığı e, diğer kendi üçüncü maçı bunların hiçbirinde diğer oyuncuların ritim bulamamasının nedeni Chris Ya yani Chris Paul bu hasta hep vardı bu sorunu. Zaten Houston'daki sıkıntı da buradan başladı. Daha önce Clippers'taki sıkıntılar da buradan. Yani diğer oyuncuların ritim bulmasını e, sağlayamıyor. Bunu şimdi şey diyebilirsiniz. Abi çok asist yapıyor. Nasıl bulamaz? Ne saçmalıyorsun? Hayır. Asist yapması değil konu. Topu vermesi. ...yani onun kullanım alanına vermesi... ...biraz onların üretmesini sağlaması... ...dikkat edin şeyle giriz çok az top kullanıp... ...çok yüzde attığı maçlar oynadı... ...köşede iyi bulduğu şutları kullandı... ...son maçta çok kritik... ...3-4 tane floater var... ...onun dışında kimse yapamadı... ...yani bunlar açıkçası o floaterlar... ...Chris Paul'un dandik yakın orta mesafelerinden... ...kaçırarak seriyi verdiği... ...orta mesafelerinden çok daha iyi... Crispo ne zaman etkili oldu? 6. maçta üçlük attığında, 7. maçta üçlük attığında. Ama ne zaman ki o dandik yakın orta mesafelerine, orta mesafelerin biraz daha hani uzak orta arası mesafelere döndüğünde geçmiş olsun. Herkesi ritimden kopardı. Ve berbat paslar da denediği için işte çok top kaybına neden oldu. Son maçta da zaten 22-23 top kaybı yaptılar. Son topta da kendi top kaybı yaptı. Ha diyeceksin Chris Paul sadece bununla mı değerlendireceksin? Hayır. Zaten 6. maçtaki performans çok değerli. Buna söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ama işte Chris Paul'un ben şu algısını çözemiyorum. Ya sen bak bu oyuna hakim bir oyuncusun. Sadece asist de seni bekleyerek oyuncuları devreye sokma. Çünkü beklediğin zaman oyuncu hareket etmiyor. Sen onu köşede şut atması için pas veriyorsun. Hızlı hücumda yakalarsan, pick and roll'da yakalarsan veriyorsun. Ama şey Gilgis'i işte Ingles'in Mitchell'la yaptığı gibi. Ya da işte Houston'da pardon Lakers'ta LeBron James'in yaptığı gibi oyuncuları devreye sokarsan onların da drive edecek alan açılmasını sağlamak için oyunu okur yönlendirirsen oyuncuları yönlendirirsen onlar da ritim bulur maçın sonuna da sıcak kalırlar. E ne oldu 7. maçta sen maçın sonuna Dort'la kaldın ya tamam evet Dort'un performansı yine çok değerli de maçın sonu Klaj Çarek oyuncu ne yapıyoruz yani? Ya şu doğru bir cümle değil. Oklama Dort'un 30 sayı attığı maçı kaybetti. Bu bu doğru bir cümle değil. Ya yani düşününce bana hak vereceksiniz. Yani bu buraya gelmesi için işte birazcık Chris Paul'un sonrasında Donovan'la tas. Biri Donovan Galinari'yi nerede devre sokacak? Nasıl oynatacak? Hiçbir fikri yok. Şey Gilgis'i nasıl kullanacak? Hiçbir fikri yok. Adams'a ne yapacak? Hiçbir fikri yok. Ve Adams'ın zaten hani şunu da açık konuşalım artık. Evet Adams'ın fiziğini beğeniyoruz. Ee, oyunda yapabileceklerini düşününce iyi geliyor bize. Yıllarca Westbrook e, onu engelle dedik ama gerçekten oyun zekası düşük. Düşük olmuyor yani. O son top. Yani son topta 7. maçın son topu. Şu an biraz Houston Oklahoma serisine odaklandım. Farkındayım ama e, bunların hepsini Lakers'a bağlayacağım. O yüzden anlatıyorum. Son topta Adams onun üzerine çizilmemiş oyun. Orada bir pik e, kanalı. Alması gereken iki oyuncu topu alamadığı anda Tucker yardıma çıkıyor ve e, Adams boş. Yani çember yukarı devrileceğine bak kendi düşünecek bunu artık orada şey yok. Koça bakamazsın Danav'ın sana bunu orada ne olacağını öngörüp bir şeyler çizmiştir ama sen artık orada ondan çıkacaksın. Önün boş devrileceksin çember. Yani orada devrilse önü boşken bir iki adım atsa bomboş Maç uzatmaya gidecek. Uzatmada zaten Houston yine mental olarak dağılmaya hazır durumda. Belki Oklahoma seri alacak. Maalesef oyun zekası Adams'ın yetmiyor bunlara işte. Zaten Capella'dan da biraz bu yüzden vazgeçti üstünde. Bazı oyuncuların evet bu oyuncular atlet, bu oyuncular güçlü, bu oyuncular iyi reboundçu, kağıt üstünde iyi uzunlar. Ama oyun zekaları bu seviyede iş artık koçlardan çıktığında, iş artık teknik, taktik, stratejiden çıktığında yetmiyor. Çünkü öyle bir an geliyor ki işte sağda sizin karar vermeniz lazım. İşte burada Lakers'a geliyoruz. Yani Houston'un yapamadığı, Oklahoma'nın yapamadığı ki Oklahoma'da çıksa aynı şeyi söyleyecektim. Sağ içindeki bu karar verme mekanizmasının iyi çalışmadığı bu takımların karşısına LeBron James'in inanılmaz iyi çalıştırdığı karar mekanizmasını inanılmaz iyi çalıştırdığı, rakibi okuduğu, kendi takımını yönlendirdiği bir rakip olarak geliyor. Şimdi burada... Şimdi ben Houston'ın sürpriz yapabileceğini hep söyledim. Ee, ama ben şu Houston için söylüyordum. Yani ilk beşinin takır takır çalışan e birbirine bağlı hepsinin uyumlu olduğu Westbrook'un devamlı atak ettiği, durmadığı, spacing'in doğru çalıştığı. Bakın Houston spacing'i çok kötü çalışıyor. Mesela şöyle videolar şöyle yorumlar gördüm Amerikan basında. İşte Harden birebir oynayacak. Ee, sağ tarafında Kötü bir mesafede Westbrook var. Onun savunmacısı e, zaten gömülüyor. Ama diğer tarafta zaten e, sol tarafta Tucker var. Harden oradan Tucker tarafından drive edecek. Savunmacı Steve Adams Check'le Tucker'a vermesi lazım. Harden ne yapıyor? 3 kişinin olduğu Westbrook savunmasının olduğu sağ tarafa pası vermeye çalışıyor. Orada 3 savunmacı var. 3 savunmacı topu kapatıp topu çalıyor. Diyorlar ki Russell Westbrook işte üçlük sokamadığı için şöyle oldu böyle oldu. Ya Russell Westbrook zaten üçlük atmıyor ki. Sene başından beri üçlük mü atıyor Russell Westbrook? Zaten bu yüzden üstünü oynamaya başladı. Konu o değil. yani Houston spacing'inin buradaki hatası Harden'dan başlıyor. Harden bu drive yaptığında yardım geliyorsa boş olan takırı bulması lazım. Artık orada güveneceksin oyuncuna. Güvenmiyorsan senin oyunu yönlendirmede sorunun vardır. O zaman diyeceksin ki Westbrook sen dibe git. Senin oyuncun bana yaklaşamazsın. Ben zaten soldan drive edeceğim. Sağdaki oyuncu da sen, sen çık abi oradan. Ya da D'Antoni'nin devreye girmesi lazım. Son top mu abi? Ben Westbrook'la drive edemeyeceksem Westbrook iyice çıkar. Ya yani yukarı çıkar ya da iyice debate. Ya da git 5 numaraya koy. Gerçekten yani bunları bu, bu zaten takır dışarıda zaten rebound alıp almamın bir önemi yok artık. Son topa gelmişsin. Bu tarz işte minik minik tweakleri, minik minik değişiklikleri Di Anthony de Harden de, sağ içinde okuyamıyor. Westbrook zaten okuyamıyor. Ya Westbrook'un bir görevi var. Westbrook hücum pace'i içerisinde, geçiş pace'i içerisinde çembere atak edecek. Bunu iyi yaptı mı? Yaptı. 55 ile orayı bitirdi. Zaten 60'lara, 65'lere çıktığında fayda olması nedeni oydu. İşte Houston 5'i Westbrook'un atak ettiği, Harden'ın oyunu okuduğu bu seride hiç beceremedi bunu. Çünkü dış şutları girmedikçe o kendi havasını da bulamadı. Havayı bulamadıkça ne yapacağını da bilemedi. Çok kötü drylar etti. Drylar üzerine devamlı pas hatası yaptı. Yani devamlı yardım, yardımın yoğun olduğu zayıf tarafa pası vermeye çalışıyor ve oklama buna alıştı. Chris Paul bunu ezbere biliyor. Hepsini çaldılar. Westbrook aynı hataya düştü. Ki Westbrook bu de berbat pas attı yani. Hani asist yapıp yapmamasından bahsetmiyorum. Pası öyle bir atıyor ki house topu alacak ayağına geliyor. Kafasına geliyor falan. Hard'ın da aynı şekilde. Çünkü baskı altındalar. Topu göremiyorlar. Pası göremiyorlar. Ama boş oyuncu bulmak daha kolayken bunlar okuyamadılar. Beceremediler. E burada D'Antoni niye devreye girmedi? İşte bunu anlamıyorum. Yani D'Antoni'nin burada devreye girip o tweak'leri yapması lazımdı. Yapmadı. Değişikleri yapmadı. Akışına bırakmayı tercih etti. Bu bir koç görüşüdür. Ben böyle e, random oyun içerisinde üretimin yanındayım. Çok destekliyorum. Pozisyonsuz oyunda çok değerli. Bu tarz beş, kısa 5 oynanma çok değerli. Ama artık son top gelmiş. Kritik anlar gelmiş ve bu sıkıntı maçın geneline yayılıyor. Burada artık bir ayarlama yapman lazım. Oyuncunu uyarman lazım. Çünkü Harden yönetemiyor da. İşte burada Lakers'a geliyoruz. Yani böyle bir Houston karşısında Lakers e, serinin bence yine default favorisi. Yani direkt favorisi. Çünkü Houston şu an hiçbir güven vermiyor. Çok yorgun durumda. Ama... E, Lakers Portland karşısındaki Portland Barkley ve ona inanan birkaç kişi dışında pek de destek görmedi yani. Çünkü aklı başında insanlar şunu gördü ya Portland'ın savunması gerçekten hani tamam çok iyi hücum edecekler ama kim durduracak oğlum bu Lebron James? Kim durduracak Davis'i? Dedik işte ilk maçta çok kötü oynadı Lakers hücumu. Sonraki maçta paramparça ettiler. Çünkü Lakers'ın da şu avantajı var zaten savunmayı biraz arttırıp iyi savunma. Yani ligin en iyi 2-3 savunma takımından biri Lakers. Biraz boğduğu zaman rakibinde geçiş savunması kötüyse iş bitti. Bakınız Houston. Heh, burada oklamaya da kızıyorum zaten. Ya bu kadar top kaybı yapıyorsun. Kendi o yüzden şimdi bu top kayıplarının e, maç başına neredeyse belki de hemen bakayım detaylarına ama e, oklama toplam toplam 112 top kaybetmiş. Houston 89. 112 top kaybı çok fazla. Gerçekten çok fazla. Ya maç başına neredeyse işte 7 maç 15 top kaybı gibi ortalama bir top kaybı var. Son maçta 20 23 top kaybı. Ve o 6'sını 7'sini de bunun zaten son maçta Chris Paul yaptı. Takımından çok top kaybeden oyuncusu Harden'da diğer tarafta bu arada. Onu da atlamayayım yani. Chris Paul'a yüklenmeyeyim sadece. Harden'a da yükleniyorum. İkisi de çok takımın en çok top kaybı oyuncuları. Ha diyebilirsiniz ki abi işte top onların elinde. O yüzden yani geçiş hücumda yok abi hiç alakası yok. Gerçekten hatalı tercihler. Bunların %60'ı 70'i hatalı tercihler. Ve Oklahoma bunu kapatmak için top kaybı sayılarında geriye düştüğü maçları kapatmak için top çaldığında hücuma çıktı yine yavaşlattı oyunu. Bakın bugün neyi konuşuyoruz? Boston Toronto serisi. Herkes şunu konuşuyor değil mi? Brad Stevens, Boston'ın o kadar da yarı sahada hareketli olmayan hücumun nasıl hareketli hale geldiğini konuşuyor. Neden? Çünkü Toronto yarı sahada baskı yaratabileceğini biliyor. Brad Stevens akıllı bir koç. Ve dikkat edin ben bunu çok yaparım. Yani biraz da bu benim koç içgüdülerimden geliyor ama siz de bakabilirsiniz. Çok zor değil. Koça bakın. Brad Stevens devamlı ne zaman Boston ee, yarı sahaya daha set hücumuna geçecekse devamlı hareketli devamlı hareket edin hareket edin devam bu işareti yapıyor devamlı bağırıyor hareket ve uyudukları anda da uyandırmaya çalışıyor belki de Brad kenarda en hareketten hararetli olduğu seri izliyoruz Toronto tarafında e şimdi Oklahoma'da Donovan'ın böyle bir yetisi yok işte Oklahoma top çalıyor top kaybına zorluyor yarı sahaya gidiyor yine dur baba bir bakalım Chris Paul bir bacak arası yapsın Gel abi sen bir e, Schroeder'e ver. Schröder bir böyle bir iki oynasın. Bir Adam Sierra'sın bir bakalım belki ona indiririz. Ama ne zaman top dönse şeye yıldız Çağat. Galinari çağat. Şut. Tak. Şut. Bir anda fark kapattılar. Fark kapattıkları anlara bakın. Hep böyle geçiş hücumları. Maç sonlarında buldukları en kritik hücumlardaki şutlar. Geçiş hücumları. Zaten bütün NBA'in playofflar geldiğinde odaklandığı istatistiktir. Transition offense, tran transition defense. Çünkü yarı sahada artık oyun boğuluyor. Yani burada çaylakların kenardan gelecek e, ikinci yıl, üçüncü yıl oyuncularının yaratacağı fark sınırlı. Evet Dort'tan siz 30 sayı bulabilirsiniz ama top kritik ele geldiğinde o Dort o bile o yer. Çünkü Harden'ın ona yetişip yetişemeyeceğini kestiremez. Öyle bir tecrübe, öyle bir yetisi yok. Ya sorun burada işte cidden Danav'ın tarafında ciddi bir coaching sıkıntısı vardı zaten. buna Diantoni birazcık maç içi değişikliklerinde sıkıntı yaradı, ya, yaşadı. Lakers bunların hepsine vurabilir. Çünkü Lakers işte Oklahoma'nın yapmadığı hızlı hücumu yine en iyi yapan takımlardan biri. Yani fast break hücumu, geçiş hücumu yaratmak zaten Lakers'ın ana özelliklerinden biri. Hele de Davis'i e hemen yollar, işte KCP hemen yollar, rebound aldığında onu yani Houston savunması çok zor. Şimdi burada zaten Davis'in üzerinden yaratacakları yarı saha hücumları ve buna gelecek baskı sonrası Davis'in pas yeteneği yine yüksek. Ya yani topu zayıf tarafa döndüğünde e, ki LeBron James ben bence bunu daha çok yapacak. LeBron James'in ben bu maçta boyalana daha fazla atak edeceğini düşünüyorum bu seride pardon. Te burada Houston'da şunu kovalayacak. E, biz Davis'i ne kadar üçlüye yakın hücum ettirebiliriz? Yani onu biraz işte üçlüye yakın tutalım. Boyalağında bize çok zarar vermesin diyebilir ama kötü haber Davis'te uzun orta mesafeleri iyi atıyor. Burada biraz da şuna parantez açacağım. E, videoyu da çok uzatmak istememin ama yine hani batı olunca iş biraz uzayacak. Orta mesafe bitti bitmedi kavgasına da bir açıklık getirelim. Yani konu aslında hiçbir şeyin bitip bitmemesi değil. Mesela şu tartışılıyordu ya iki sene önce işte tri triangle offense ne kadar kötü, anlamsız. Evet anlamsız ama şu, da anlamsız. Yani artık siz triangle offense üzerinden bütün bir sezon stratejisi kuramazsınız. Zaten triangle öyle bir strateji kurmanız için gereken bir şey de değil. Herkes şey zannediyor orada, işte, üç kişi bir araya gelince samanlık seyran oluyor. Yok abi üç kişinin bir araya gelmesi değil konu. Orada bir kontrol vardı. Topun hareket kontrolü vardır triangle'da. E şimdi bu, burada topu kontrol etmeniz, hareketi devamlı koç olarak kenardan kontrol etmeniz çok zor bu oyunda. Oyun çünkü çok hareketli, çok hızlı. Savunmalar çok hızlı adapte oluyor. Siz devam bunu kontrol etmeye çalışırsanız savunma size çok hızlı adapte olur. Salmanız lazım, hareket etmeniz lazım. E şimdi Davis'e dönelim burada tekrar. Davis bu hareketlilik içerisinde yüksek orta mesafe bulup atıyor. Şimdi ne yapacak o zaman? Takırı çekecek, Cummington'ı çekecek. Buralara çektiği zaman... E, ...Lebron James'in işte pas ve oyun açısı... ...oyun görüşü yeteneği... ...özellikle KCP'nin backdoorları... ...işte diğer... E, ...Green'in oyunu, Green'in backdoorları... ...Green'in köşeleri... ...bunların hepsini bulmalarına yarayacak. Caruso'nun burada hareket alanını bulmasına sağlayacak. Houston savunmasını çok yoracaklar. ki Zaten boyalanan üstünlüğü alabilirler... ...Houston'a karşı burada. Onun dışında yani... <laughs> ...Lakers'ın e, yine ben bu seride işte Diantoni'yi de Antoine'de gördüm. Biraz da Fogel'da görebiliriz. Yani Fogel'ın e, oturtturduğu savunma yapısı o kadar iyiken eğer Lakers Hüsnü inanılmaz savunma yaptı ve Lakers kitlenmeye başladı. Yarı sağ hücumuna hapsoldu. İşte burada Fogel'ın artık oyuna yani oyuna ağırlık koyması, e, bazı tweakleri yapması, değiştirmesi, Davis'in işte 5 oynadığı ya da Davis'in kısa savunmasında daha etkili olabileceği farklı alternatifler denemesi gerekecek. Kuzma'yı farklı kullanması gerekebilir. Yani farklı kullanmaktan kastım da biraz daha onun e, boyalağına yakın birebir yüzü dönüklerini alıp orta mesafe denemesi. Şimdi Hüsnü'ne karşı orta mesafeyi, uzun orta mesafeyi çalıştırabilirsiniz. İşe yarayabilir çünkü size ön alanı açacak. Ama burada bir strateji olarak demiyorum yine yanlış anlaşılmasın. Bunları deneyebilirsiniz. Çünkü bir şey yok olmaz abi bir şey evrim geçirir. Orta mesafeyi de siz yine kullanabilirsiniz. Sadece bütün maç stratejisi yapamazsınız. Yani bir işte bunun örneğini vereyim hemen. Hazır örneği varken. Carmelo Anthony. Yani bugün hepimiz e, girerken evet Carmelo keçen şut oynadığında bunu şiir gibi ezberlik iyi olacağını herkes biliyor. Kendi de biliyor. Ama gidip 20 top atıp 20 tane orta mesafe kullanıp pardon 20 top atıp 15 tane orta mesafe kullanıp bunların %60'ını kaçırıp Portland'ın zaten zayıf olan savunmasını berbat etti. Yeri koşamadıkları için. Yani Lillard'ın CJ McCollum'un 20 top kullandı, 25 top kullandı yerde Carmelo 20 top orta mesafe atamaz abi. Böyle bir şey yok. İşte o zaman iş sarpa sarar. Ama sen 3 pozisyon, 4 pozisyon, 5 pozisyon Davis'e yaratırsın. LeBron James'e yaratırsın. 3'er tane, 4'er tane. Buradan toplamda 20 sayı varsa 15'ini, 14'ünü alırsın orta mesafeden bu kardır. Bakınız Jim Cimbat'tır. Bakınız Doncic, Floater. Hani Floater orta mesafe demeyelim ama e, uzak o, uzak Floater da atabilirsin. Yine çok da uzak bir şey değil. Yine bunun iyi örneği Oklu ama şey Alexander 7. maç. 3 tane net floater var. 6 sayı. Yani koçlar biraz bunun hesabını matematiğini yapar. Yani bunun çıkacağı noktaları yapar. Fogel bunu yapabilecek mi? Şüpheliyim. Bunu kim yapabilir ama Lebron James yapabilir özellikle de e, Portland serisinde 3. dördüncü ve son işte yani Tom oynamadı ama 3. 4. maç Lakers Lebran de gördük yani neler neler yapabileceklerini biliyoruz. Ama Houston'ın şu yorgun hali, e, bu kadar hatası, bu kadar oyun içindeki sabit durumu beni çok yordu, çok sinirlendirdi açıkçası Oklahoma karşı. E, tahmine geçmeden önce bir de Chris Paul konusunu konuşacağım. E, Chris Paul ile ilgili Evet, sağ dışında ben de çok pozitifim. Yani şu dönemde oyuncu birliğinin başında olarak... ...bence de çok iyi iş çıkardı. Yani bizim uzaktan gördüğümüz kadar... ...tabii ben içerideki diyaloglarını bilemem. Basından duyduğumuz, oyunculardan duyduğumuz... ...çok iyi yönetti. Oyuncuların hakkını iyi savunuyor. Onlar da iyi duruyor. Ama bu kadar örnek olması gereken bir oyuncu gidip... ...işte... Ee, ...rakip oyuncunun yumurtalıklarına vurduğunda... ...bunu takımına enjekte ettiğinde... E, ...nasıl olacak bu iş abi? Yani... Chris Paul'un ben hep bu böyle gergitlerinden sıkıldım yıllardır. Yani hep böyle gereksiz sertliği gereksiz böyle bir oyunu pisleştirme aşkı. Ya sen artık örnek bir de bir isimsin yani. Hep, hep, bak hep bu süreçte Harden'a çok yüklenildi. Westbrook'a yüklenir ki Westbrook da yer yer bu pislikleri yapar. Başka oyunculara da yüklenildi. Ama Chris Paul nedense hep böyle bir yarım ağızla şey oldu. E burada ceza da almadı. Yani şuradır ceza aldı o almadı. E şimdi ondan önce kaybettikleri 3 maç inanılmaz farklarla kaybettiler. 3. maç gitse 3-0 olacak. Belki seri 4-1 olacak. Ama tek oynadığı 6 maçtaki Kılaç ondan önceki maçta 5-0 üçlük atmıştı. Yine her şeyi sildi süpürdü. Ya ben açıkçası çok romantik bakamıyorum bu konulara. Yani Lillard konusunda da böyle. Portland'da da böyle. Yani Portland'ın buraya gelirken evet Lillard'ı izlerken ben de heyecanlanıyorum. Benim de hoşuma gidiyor. Ya diyorum bu adam neler yapabilir çevresinde daha iyi bir takım olsa ona uygun daha iyi oyuncular olsa. Mesela CJ McCollum yerine yani Jure Olday olsa savunmacı, üçlükçü, penetreci bir kısa. CJ McCollum'un yapabildiğinin yapabildiğin iki katını yapan. Çok daha acayip şeyler görebiliriz gibi hayaller kuruyorum ama şunu da diyorum ya bir ya yani Portland bu savunmaları ne yapacak? Ve seri 4-1 oldu. Evet sakatlığı var diyebiliriz ama zaten sakatlanmadan önce de bu işi vermiyordu. Ya işte bu tarz e, bir maç üzerinden anlık performans üzerinden değerlendirmeler bana çok romantik geliyor artık. Yani uzun vadede başarı şampiyonluk istiyorsak, e, Chris Paul'un belki de burada e, tam yaşı da ortada ama bir maçta da üç maç yapıp bunu yap yapabilmesi lazımdı. Belki dört maç yapabilmesi lazım eğer kafasına koyduysa. Dünkü gibi pas hatası yapmaması lazımdı. E sen o seviyede o hata yapıyorsan maalesef ben romantikleşemiyorum yani vay be neler yaptı üçlükler üf be ne klaç oyuncu falan bunlar bana sıkıcı geliyor ya bugün Milwaukee Bucks serisi bittiğinde belki de Antetokounmpo'yu da çok eleştireceğiz ya oyuncular eleştirebilirdir bunlardan korkmayın LeBron James'i eleştiriyorsak şu seviyede Bunların hepsini eleştirebiliriz ama ben ne zaman görsem Amerikan basını, Türk basını, Twitter bilmem hemen bir romantikleşme, hemen böyle aşklar kabarıyor, ne oyundu bilmem ne. Yok abi öyle bir şey yok. Yani sonuca sonuç sonuç ne sırf sonuca bakmalıyız, ne sırf başına ne sırf ortasına. Bu bir süreç. Bir koç için bir süreç, GM için bir süreç, takım sahibi için bir süreç. Bütün bu sürece baktığımızda toplam başarı bize bir şey anlatır. Abi normal sezonu iyi Playoff'ta yoksun. Playoff'ta iyisin. Şampiyon olamıyorsun. Birinci tura gelip hep eleniyorsun. Üç tane takım değiştirmişsin. Ee, Golden State serisi iki sene önce e, finalin eşiğinden dönmüşsün. Ertesi sene seriyi satıyorsun. Savunma yapmıyorsun. Bakınız Chris Paul. E şimdi ben sana nasıl winner bir oyuncu diyeceğim? Diyemeyeceğim. Harden'a diyebilir miyim şu anda? Harden'ın ne kadar oyun tarzını yeteneklerini sevsem de diyebilir miyim? Şu anda diyemem. Bu, muhtemelen bu sene de diyemeyeceğiz. Di Antonio'nun coachingine bayılıyorum. Strateji atmasına bayılıyorum ama iş kritik anlara geldiğinde cesur değil. E ne diyeceğiz? Şimdi Di Antonio winner bir koç mu? İyi diyeceğiz. İyi bir koç ama winner bir koç olabilecek mi? Hayır olamıyor. Ya bunları konuşmak lazım. Bunlarda rahat olalım bence artık. Hani çok yani romantikliğe kapılmamıza gerek yok. Ama mesela Mitchell'ı övebiliyorum şu anda. Mitchell işin başında ve hep üstüne koyuyor. Evet, çok yüzdesiz oynadığı dönemler geliyor. Dağınık olduğu dönemler geliyor ama doğru yapıyı doğru anları Snyder ona enjekte ettiği anda da alıyor. Alıyor, uyguluyor, geliştiriyor. Ki yedinci maçlardık, ölüyordu ve neler yaptı o anda bile. Yani çok kritik. Hani son topu kaybetti ama hani ona şey diyebiliyorsun. Hani Chris Paul arasında 12 senelik bir e, tecrübe farkı var. Ve yedinci maçta o fiziğin o artık e, yıpranmıştın getirdiği bir şeyle hata yaptığında bile herkes onun yanındaydı. Ama ben bugün mesela Chris Paul'un yanında olamam şu anda. Çünkü orada at üçlü abi artık. Neyi bekliyorsun yani? Yani bu biraz bana şey geliyor. Bak bunu Lebron James'e de yaşıyorum. Yani sorumluluğun artık en üst noktaya çıktığı noktada bu oyuncular kaçıyorlar. Bu oyuncular kaçtıkları zaman ben yok. Harden kaçıyor. Chris Paul kaçıyor. Lebron kaçıyor da artık kaçmıyor. Çok kaçtığı maçları izledik. Jordan'ı niye övüyoruz? Jordan asla kaçmıyordu. Çünkü o, o, o mental seviye başka bir şey. Gerçekten çılgınca bir şey. Butler şu anda kaçmıyor. Yani Butler'a şöyle bakabilirsiniz işte. Mesela açıklamasına bakıyorsunuz. Işte, son topları ben kullanacaktım dedi ve kullandı. İşte böyle biraz böyle üstten bakıyor falan. Yok abi bu aslında şeyi anlatıyor. Yani orada biliyor ki Butler tecrübesiyle. Ben bu topu... Robinson'a bıraksam çarak kaçırabilir. Hiron eli ayağına dolaşabilir. Bunu ya ben atacağım. Ben beceremezsem Dragi çalacak abi. Adebayo bile değil. Çünkü biliyor. Yani o güveni aşılıyor. Oyuncular da onu biliyor. Yani Butler zaten atabilecekse atar. Atamazsa bana verecek topu. Bunun güvenini, bunun gücünü hissediyorlar. Ya yani bu güveni ne Harden verebiliyor ne Chris Paul verebiliyor takımına. Yani gidip de konuşmakla da olmuyor. Sen oraya gitsen... Yani iyi bir oyuncu, yaratıcı oyuncu devamlı el kol hareket yapıp oyuncuları bir yere yollayan oyuncu değildir. O güveni vereceksin. oyuncu hazır hissettireceksin. Oyuncu senden nerede pas alabileceğini, nerede alamayacağını bilecek. Doncic işte bu yüzden değerli. Ya Doncic öyle bir oynuyor ki Doncic hem size adapte oluyor hem siz ona adapte olabiliyorsunuz. Diğer tarafta Chris Paul aa diyorsun burada üçlük atacak. Bir anda sağa drive edip sana pas vermeye çalışıp top kaybı yapıyor. Sen de kalıyorsun ay bana mı verecektin falan şaşırıyorsun. Bunlar doğru değil. Neyse, e, durum bu. Yani bu seri için de tahminim yapayım. Biraz da sinirleniyorum böyle şeyler artık. Hani e, çok romantik bakılması biraz beni yoruyor. E, son bir şey daha söyleyeceğim seyirlerle ilgili. E, failler. Lakers için bu çok kritik. Hemen hatta onunla ilgili istatistiğe de bir bakacaktım. Tekrar size söyleyeyim e, Faal konusuna. Lakers e, Portland serisinde 140 faal atışının 98'ini atabildi. 42 faal. Yani 42 sayı. Çok önemli bir oran. E, Portland 125 faal, 99 99'unu attı. Şimdi bunlara neden önem veriyorum birazdan söyleyeceğim. E, Houston'a bakıyorum. 115 için 93'ünü atmış. Oklahoma e, 168 faalin 130'unu atmış. 38 kaçırmış. Onlar da çok. Şimdi Lakers'ın e, özellikle çok faal alabilen bir Lakers'ın. Hele de Davis gibi bir oyuncunun. Hele de LeBron James'in. Bu seride far kaçırma lüksü yok. Yani baktığınızda kağıt üzerinde çok önemli bir istatistik gibi gelmeyebilir. Ama far atışları artık playoff serisinde hele çok far alıyorsanız inanılmaz kritik. Buradaki yüzlerinizin yüksek olması lazım. Lakers'ın bir diğer zaafı da bu. Eğer Lakers bu zaafını da e, kapatabilirse birazcık da olsa. Houston'a karşı daha da rahat bir hale gelir. Ama ben ya da Houston'ın bu kadar eleştirmeme rağmen Lakers'a karşı yorguna da rağmen biraz daha direnebileceğini düşünüyorum. Oklahoma'dan hele daha iyi direnebileceğini düşünüyorum. Özellikle hücumda yüzdeli attığı her maç Lakers savunmasını dert yaratacak. Lakers savunmasını zorlayacak. Ama günün sonunda burada da herhalde fazla tatava yapmayacağım ama Lakers için 4-2 Belki 4-3 e, yine Lakers ama 4-3'e kalırsa maç seri zaten çok zor olacaktır. O 7 maç e, LeBron James'in ve Davis'in ağırlığını koyacağı ve alacağı bir maç olacaktır gibi geliyor bana. E, sürpriz bir oyuncu çıkar mı buradan? E, açıkçası Lakers pardon, Houston savunmasında ana ikili Covington-Tucker ve Gordon-Tucker ikilisi... LeBron James Adams'a odaklanacaktır ya da işte Eric Gordon biraz daha burada odaklanacaktır. Burada Kuzma'nın özellikle de bu üç ikiliyle oyunda alacağı rotasyonlar olsa ki Davis'le rotasyon daha fazla ama belki LeBron James ve Davis'le rotasyonu artabilir. Biraz daha onun karşısına gelecek işte House gibi onu dışarıda iyi olacak ama içeride zorlanacak savunmacılara karşı biraz avantaj yaratırsa öne çıkabileceğini düşünüyorum. Onun dışında KCP'nin keza şut yüzdesi çok kritik. Green'in şut yüzdesi çok kritik. Ya Lakers burada yine e, Davis, LeBron James üzerinden 60 plus sayıyı bulursa üçlük yüzdesinde 40'ın yine 40-45 civarlarında tutabileceği her maçta zaten gayet gelecektir. Altına düşeceği maçlarsa boyalı alan üretimine kalacak zaten. Deyip tahminimin 4-2 olduğunu söylerim Lakers tarafına. Belki 4-3 deyip bir açık kapıda bırakıyorum. Videoyu da daha fazla uzatmayayım. Bir saattir vır 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 anlatmışım. Ee, takipler için teşekkürler. Bu arada yani bu NBA videolarına gelen yorumlar muhteşem. Çok hoşuma gidiyor. Çok sağ olun. Her şey orada çok iyi. Yine yorumlarınız olursa bu serilerle ilgili siz de yazın. Tahminleriniz de yazın. Like'larınızı paylaşımlarınızı da rica ediyorum. Ne mutlu. Umarım bunlar olur ve biraz algoritmada yukarı çıkarız. Yine sorularınız olursa, tavsiyeniz olursa da bekliyorum. Bir sonraki NBA videosu muhtemelen haftaya eğer yapabilirsem, aslında konferans yarı finalleri bitmeden bir video daha yapmak istiyorum. Sonra da zaten konferans finalleriyle ilgili videolar gelecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.